Binbaşı Ahmet Karaçam, Kars Komando Otobüs Komutanı. Hoş geldiniz Sayın Bakan. Hoş geldiniz. Sağ olun efendim. Hoş geldiniz Sayın Bakan. Şöyle oturayım. Başka bir yer.
Lan bir dakika. Abi siz biraz bekleyin. Alanı oluşturacağız artık. Arkadaşlar şu an çıkış detayı bakmaları yapmaya Hadi bey merhaba. Merhaba. Nasılsın? Çok iyi. Çok değerli bakanım, değerli bakanım, il başkanım, belediye başkanlarım, kaymakamım, alay komutanı, emniyet müdürü, değerli prokuratör, karayolları, bölge müdürümüz, ilçe başkanlarım, değerli kazmalı hemşerilerim, canlarım, hepinizi saygılarımla selamlıyorum ve bayramınızı kutluyorum. Kazmaların bu kadar canlı, bu kadar o hep bir arada olduğunu ve herkesin kaynaşmış olduğunu, bayram havasında olduğunu bu birkaç yıl görüyorum. Bu beni ne kadar mutlu ettiğini bilemezsiniz. Bizi birliğe, beraberliğe, kardeşliğe her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Onu bugün, şimdi sizler burada tekrar gösterdiniz. Bakanım evine geldi. Bakanımı en iyi şekilde karşıladığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Sizlere minnettarım. Değerli kardeşler. Bizi seçtiği arsımızı, Kağızbandımızı, Sarıkamışımızı, Seyirimizin, Susuzun, Vigor'un, Arpaçay'ın, Akyaka'nın gelişmesi için bakanımızla beraber elimizden geldiğini yapıyoruz. Ama burada en büyük pay milletimiz size aittir. Sizlerin sayesinde bunu yapıyoruz. Sizlerin oyunu verdiğiniz oylarla Kars'tan iki milletvekili gönderdiniz. Bizi güçlü kıldınız. O güç size yansıyor. Ama ben burada en önemlisi 15 Temmuz'da milletimizi, sizleri devletimize, vatanımıza, bayrağımıza göstermiş olduğunuz iki aya kadar sahip çıkmanızdan dolayı teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Bilesiniz ki ülkemiz, vatanımız bizim evimizdir. Evimizin çatısını yıkarlarsa bilesiniz ki herkes küçük karın altında yazın da yağmurda kalır. Onun için asla ve asla çatımızı, kapımızı, bacamızı teröristlerin, bölücülerin bölmesine ve açın PKK'nın işinin, FETÖ'nün hiçbirisi çatımızı yıkmasına, kapımızı kırmasına müsaade etmeyeceğiz. Bunu Kağızbandılar da gösterdi, Karslılar da gösterdi. En büyük mücadele.
kardeşliğimizi, dostluğumuzu, vatana, bayrağa, toprağa sahip çıkmaya devam edin. Mutlaka ve mutlaka ülkemiz dünyadaki en iyi yerlerden bir tanesini alacaktır. Hainlere fırsat vermeyiniz. Bilesiniz ki iç ve dıştaki hainler beyinden, ben hep böyle öğretiyorum, beyinden komut alıyorlar. Bu elini düşünün. Bu FETÖ'yle bilen şeyde bağlantıklar diyelim beyinden. Şunu hareket ettiriyor istersen. Dış güçler ve iç güçler. PKK'ya veren, IŞİD'e veren, DAEŞ'e veren veya TŞKP'ye veren bölücü terör örgütlerinin hepsini ayrı ayrı hareket ettiriyorlar. Arzu ediyorlarsa hepsini birden hareket ettiriyorlar. Şimdi olduğu gibi. Onun için uyanık olmalıyız. Evimize, çatımıza, kapımıza, bacamıza, yani vatanımıza, yani devletimize, yani bayrağımıza sahip çıkmalıyız diyorum. Hepinizin saygılarına selamlıyorum. Konuşmalarımız dolayı Sayın Tekin'e teşekkür ederiz. Konuşmalarını yapmak üzere Valimiz Sayın Rahmi Doğan'a mikrofonu veriyorum. Buyurun Sayın Bakan. Sayın Bakan, Sayın Milletvekili, değerli meslek arkadaşlar, sevgili kazmanlar, hepiniz saygıyla selamlıyorum, bayramınızı tebrik ediyorum. Bayramlar birlik ve beraberliğin yoğunlaştığı günler, Türkiye, kardeşliğe en çok ihtiyacı olduğu bir dönemden geçiyor. Türkiye'nin yürüyüşünü durdurmak için iç ve dış mihrakta bir takım tezgahlar görüyor. Gezi olaylarıyla başlayan süreç 15 Aralık ve 27 Aralık'la devam eden bir süreç. Daha sonra 15 Temmuz'da yapılan darbe girişimi, bunlar tamamı Türkiye'nin yürüyüşünü durdurken, Türkiye'nin engellemeye, kalkınmasını yavaşlatmaya yönelik hareketti. Ama millet olarak 15 Temmuz'da iç ve dışta birlikte çalışan bu mihraklara bir dur dedi. Millet olarak dur dedi. Türkiye'nin yürüyüşünü durdurma şansları yok. Belki yavaşlatabilirler ama Türkiye özlü bir şekilde büyüyecek, gelişecek ve hep beraber refah seviyesi içerisinde yaşayacağız. Kars'ta ciddi yatırımlar var. Sayın Bakanımızın destekleriyle yürütmüş olduğumuz büyük projeler, hizmetler, hizmetleri durdurmaya kimse tepki etmeyecek. Ben programı iyi olmamda Sayın Bakanım buradan dağıtıra hareketlilik olması ve sizlerle daha fazla aşırı aşırı olması için sözlerimi burada kesiyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bayramınızı tekrar kutluyorum. Hatimlice bayramlar hep birlikte kardeşlik duygusu içerisinde birlikte yaşamayı nasip etsin. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Konuşmalarından dolayı Sayın Bakanımız Rami Doğan'a teşekkür ederiz. Konuşmalarını yapmak üzere Sayın Bakanımız Ahmet Aslan'a mikrofon veriyorum. Sayın Ali, Sayın Milletvekili, değerli kaymakamım, değerli belediye başkanım. Birçok arkadaşımız var, ismini tek tek saymak zamanına gidir, zamanınızı almamak adına hanımefendiler, beyefendiler, ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum. Mübarek Kurban Bayramınızı en içtenli yerinde tebrik ediyorum. İnşallah sizler için, aileleriniz için, çoluğunuz, çoluğunuz için, milletimiz için, İslam alemi için hayırlara vesile olur diyorum. Yine çok teşekkür ediyoruz. Her zamanki gibi yoğun bir bilgiyle Kazman'da bir bayramlaşma merasiminde bir aradayız. Bu anlamda gerçekten çok çok teşekkür ederim. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyorsunuz. Değerli vekilim söyledi, değerli valim söyledi. Geçen bayramda da yine burada birlikteydik. Yine güzel bir bayram merasimiyle bayramı karşıladık, uğurladık, hasbihal ettik. Ama hiçbirimiz hesaba katamadık ki bir hafta sonra hainlerin, hainliklerin ölçüsünün bu dereceye varabileceğini, silahları, helikopterleri, uçakları, tankları kendi insanımızın üzerine doğrultabileceklerini ve onlara kurulabileceklerini
milletimizin dik duruşunu, milletimizin millet olma şuuruyla meydanlara çıkabileceğini, mermilere göğsünü siper edebileceğini, tankların üzerine çıkabileceğini, tankların önüne yatabileceğini de hainler hesaba katmazlar. O hainlerin hamileri hesaba katmazlar. O hainleri devreye sokan onların üst aklı bu milletin duruşunu hesaba katmadı. Hesaba katmaları gerekiyordu. Niye hesaba katmaları gerekiyordu? 1000 yıldır bu coğrafyada etnik yapı ayrımı yapmadan, mezhep ayrımı yapmadan, kardeşçe düşmana karşı omuz omuza duran bu milletin birliğini, beraberliğini hesaba katmaları gerekiyordu. Birinci Cihan Harbi'nde, Çanakkale'de, Sarıkamış'ta bu milletin nasıl omuz omuza durduğunu, nasıl millet olma şuuruyla hareket ettiğini unutmamaları gerekiyordu ve 15 Temmuz bu anlamda onlara iyi bir ders verdi. Gençler iyi bir ders verdiler. Dediler ki biz millet olmanın ne demek olduğunu annemizden, babamızdan duyduk. Buna göre davrandık. Biz iman dolu bir güneye sahibiz. Biz 15 yaşında da olsak, 16 yaşında da olsak meydanlara ya gazi oluruz, ya şehit diye çıkabileceğini o gençleri hesaba katmazlar. Kadınları hesaba katmazlar. Yaşlıları hesaba katmazlar. Ve asıl cihan topyekun bu ülkenin 79 milyonunun omuz omuza durabileceğini hesaba katmazlar. Allah sizden razı olsun. 15 Temmuz'da hainlere de iyi ders verdiniz. O hainlerin üst akıllarına da iyi bir ders verdiniz. O yüzden terör örgütü ayrımı yapmıyoruz. Niye yapmıyoruz? Çünkü bu ülkenin kalkınmasını çekemeyenler, bu ülkenin büyümesini çekemeyenler, bu ülkenin dünyada söz sahibi olmasını çekemeyenler her zaman bir maşa arıyor. Bir gün FETÖ maşalık yapıyor, bir gün PKK maşalık yapıyor, bir gün IŞİD maşalık yapıyor, bir gün YPG maşalık yapıyor, başka bir gün başka bir terör örgütü maşalık yapıyor. Allah'ın izniyle biz bu birlikteliği sağladıkça, biz omuz omuza durdukça Türkiye'nin geleceği bugünden daha iyi olacak. Türkiye daha da büyüyecek. Türkiye'nin ve liderinin dünyada sözü daha çok geçecek. Onlar istemezlerse de, onlar ne kadar çelme takmak isterlerse istesinler, inşallah biz sizlerin bu desteğini yanımızda gördükçe daha da büyüyeceğiz. Biz dünyadaki mazlumların ve mağdurların hamisi, umudu olmaya bugünden daha çok devam edeceğiz. Bunu herkes söyleriz. Kazman sesini, Kars'ın sesini Türkiye'nin her yeri duyuyor. Niye duyuyor? Çünkü Türkiye'nin her yeri sizinle birlikte o gün sokaklara çıktı. Türkiye'nin her yeri dünyaya diyor ki 1000 yıldır bu coğrafyada biz kardeş olarak yaşadık, bundan sonra da kardeş olarak yaşayacağız. Ve sizin bu desteğiniz, sizin bu Tayyip Erdoğan olan desteğiniz, sizin Binali Yıldırım olan desteğiniz, sizin bize olan desteğiniz devam ettikçe biz halka hizmeti, hakka hizmet diyen bir anlayışla sizin hizmetleriniz olmaya devam edeceğiz. Biz Türkiye'de daha nice Osman Gazi köprüleri, daha nice Yavuz Sultan Selim köprüleri, daha nice Marmaraylar, nice Bakü, Tiflis, Kars, Demir Yolu projesi gibi projeleri hayata geçireceğiz. Hayata geçireceğiz ki ülkemiz kalkınsın, ülkemiz insanının geleceği daha müreffeh olsun, çocuklarımızın, torunlarımızın geleceği bugünden daha iyi olsun. Hiç şüpheniz olmasın, hükümet olarak, milletvekilleri olarak, valisiyle, belediye başkanlarıyla, diğer idareciler ile
18 adlı mahallede birilerinin rakipleriydiler ama 15 Temmuz'da omuz omuza birlikte Kavuzman'da da Kars'ta da Türkiye'de de meclislere düşmanlara karşı ortak bir duruş sergilediler. Ortak bir tavır sergilediler. O yüzden hangi siyasi görüşte olursa olsun, düşüncesi ne olursa olsun o gün omuz omuza duran herkese çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Anlatmalarımla sizinle yeni bir projede. Bugün Kanazman'dayız. Dün Kars'ta ülkemizin geleneğiyle ilgili projelerden bahsettik. Büyük projelerden bahsettik. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ihale sürecinden, ihale sürecini başlattığımızdan bahsettik. Bunun gibi birçok büyük projenin süreçlerini başlattığımızı ve bunları hızlandıracağımızdan bahsettik. Osman Gazi, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ülkemizin dünya çapında ses getiren projeleriydi. İnşallah bu sene içerisinde Avrasya tünelini de açarak, sene sonunda Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu projesini de açarak dünya çapında ses getiren, dünyanın ilgisini çeken büyük projeleri bitirmeye devam edeceğiz. Ancak dediğim gibi bugün Kavuzman'dayız. Kavuzmanlı diyor ki, evet ben destek veriyorum, hizmet de bekliyorum. Hizmetin birincisi kesik köprü yoluydu. Bitti, kullanıyorsunuz. Hiç kimse eminim ki bu kadar muhteşem bir yolu, bu kadar muhteşem bir şaheseri beklemiyordu. Zannediyordu ki bir yol yapacağız, bu sebeple bir sakin yapmalı yapacağız işte. Hayır, biz AK Parti olarak, biz AK Parti iktidarı ve AK Parti'nin milletvekilleri olarak yapamayacağımız şeyin sözünü vermeyiz. Sözümüz verdiğimiz her neyse bir iş varsa da en iyisini yaparız. Daha o yol bitmedi. Daha o yolun üstüne bir de aşınma tabakası asla atılacak ki asıl o zaman göreceksiniz inşallah muhteşem bir şey olacak. Tabi orayı yapınca hemen önümüzdeki yolu üniversiteden başlayarak trafiğe kadar aynı şekilde güzelleştirilmesi, yeniden yapılması vardı ki onun da ihale sürecini başlattı. Teknikleri alındı. Şu an ihalesi devam ediyor. İnşallah tekniklerin değerlendirilmesi bittikten sonra bu yolda öteki yol gibi olacak. Bu yolda tam üniversiteye kadar aynı ihalede kullanmış olacağız. Kavuzmanlara bir sözümüz daha vardı. Milletvekilimizle birlikte, teşkilatlarımızla birlikte bir sözümüz daha vardı. Dedik ki, Kavuzman'ın sulama suyu ihtiyacı var, baraj sözümüz var, sulama kanalına sözümüz var. Değerli Kavuzmanlar, değerli hemşehrilerim, Kavuzman barajının da ihalesi yapıldı, karar verildi. Yasal süreçler şu an bekleniyor. Yasal süreçler tamamlanınca inşallah onun da hemen ihalesini yaptık, yapımına başlanacak. Peki, barajdan sonra bütün o kapalı devre ve sulama kanallarının da şu an uygulama projeleri hazırlanıyor. Hemen devamında onun da ihalesini yapacağız. Kars'tan Kavuzman'a, Türkiye'ye gelen yolun yapımıyla ilgili biliyorsunuz geçmişte ihaleye çıktı, yüklenici zayıf çıktı, beceremedik, yeniden ihale ettik. İhalesi yapıldı, firma belirlendi. Şu an onun da itiraz süreçleri bekleniyor. İtiraz süreçleri biter bilmez o işe başlayacağız. Ve sadece şunu söyleyeyim. Daha önceki proje 22 milyona ihale edilmişti. 22 trilyona. Biz projeyi yeniden ele almışken komple elden geçirdik. Sıcak asfalt olacak şekilde yeniden ihale ettik. Benim bildiğim şu an idarenin karar verdiği firmanın verdiği rakam 74 milyon. Doğru mudur? Bölgemizin doğru diyor. 22 trilyonluk proje 74 trilyonluk projeye çıktı. İnşallah çok güzel bir yol olacak. Bu da Kavuzman'ın hak ettiği bir yoldu. Bu da yapılıyor. Kavuzman
şu anda onun da ihale sürecini başlattı. Yakında ihaleye çıkacak. İnşallah Erzurum Yolu Karakolu üzerinden Kazman'dan, Tuzlucu'dan Iğdır'a bölünmüş yol olarak bağlanacak. Bu süreç de başladı. Peki bugün hastanemiz inşallah bitmek üzere. Hastanemiz 100 yataklı bir ara hastanemiz bitmek üzere. Tabii o bitince mevcut hastanenin de onarımını ve yenilemesini o kapsamda yapacağız. Çok daha modern, çok daha kapasitesi yüksek bir hastaneye sahip olacağız. Okulları saymıyorum. Birçok okul yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Ve yine üniversitemizle ilgili bir yurt sözü vermiştik. Onu da yatırım programına aldırdık. Onun da süreçleri başladı. Bugün burada bir memnuniyetimi daha ifade edeyim. Kaymakam Bey dedi ki 50 tane Fen Lisesi'ni kazanan öğrencimiz var. Dolayısıyla ben arkadaşlarımı ve ailelerini tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Eminim ki burada bir Fen Lisesi olsaydı Fen Lisesi'ni tercih eden öğrenci sayısı 50'den fazla olurdu. Kazman 50 tane Fen Lisesi kazanan öğrenci yetiştiriyorsa daha fazlasını yetiştirme kapasitesine sahipse o zaman buradan Kazman'lara bir söz daha verelim. Bu sene yetişmez çünkü bir hafta sonra okullar açılıyor. Önümüzdeki sene Kazman'da Fen Lisesi'ni de açıyoruz. Bu konuda Kazman'a gelmeden önce Sayın Milletvekilimizle birlikte Milli Eğitim Bakanımızla konuştuk. Bu sezona yetişmiyor ancak önümüzdeki sezona söz dedi. Dolayısıyla inşallah seneye Fen Lisesi'nde açmış olacağız. Tabii burada hocalarımıza, ailelerimize, Kazman'da öğrencilere düşen sadece okula açmak yetmez. İnşallah çok başarılı bir okul olsun ki bu sefer başka şehirlerden öğrenciler Kazman Fen Lisesi'ni tercih etsin. Burada yük sizin, burada yük öğretmen arkadaşlarımızın, burada yük velilerimizin, elbette ki öğrencilerimizin. O yüzden daha fazla uzatmayayım. Kazman sizinle gurur duyuyor. Şimdi herkesin derdi aşağı. Arkadan arkadaşlar diyor ki Yavuz. Arkadaşlar bütün projeleri sırayla hayata geçiriyoruz. Verdiğimiz hiçbir sözü ileride bırakmadık. Kapalı spor salonu bitti. Sen sahası bitti. Yanındaki büyük çim saha bitti. İnşallah şimdi gençlik merkezi ile sözünü aldık. O da yakında yapılmış olacak. Müsaade edin de başka bir zaman geldiğimizde söyleyebilecek bir lafımız olsun. Dolayısıyla bu kadarıyla yetinelim değil mi hocam? Her aldığımız sözü ben de bildiğiniz haklı olarak öyle bir her aldığımız söz gelip bu sefer aşıkları tüketirse bir daha yine söz kalmaz. O yüzden bize de size çok iş düşüyor. Siz bizi destekledikçe biz sence ikimizle İl başkanımızla, teşkilatımızla, valimizle, kaymakamımızla, belediye başkanlarımızla, il genel teşkilatlarımızla ve diğer amirlerimizle birlikte inşallah hizmet ettikçe, projeleri hızlı hayata geçirdikçe yenilere elbette geleceğiz.
arkadaşlar. Şu alanı bir açalım ya lütfen ya. عما يصفون وسلام على المرسلين
فهلين والحمد لله رب العالمين. آمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. Ey Yüce Rabbim, sana sonsuz şükürler olsun. Peygamber Efendimiz'e binlerce salat selam olsun. Dualarımızı bizlerden kabul eyle ya Rabbi. Duaları kabul eden sensin. Günahlarımızı, kusurlarımızı affeyle. Bağışlayan, acıyan, merhamet eden sensin ya Rabbi. Şu kabristanda yatan bütün mümin kardeşlerimize rahmetinle muamele eyle ya Rabbi. Kabirlerine cennet bahçesi eyle ya Rabbi. İlahi ellerini açıp amin diyen bu cemaatimizin cümle mevtalarına rahmet eyle ya Rabbi. Bizler de bir gün bu hal ile anlandığımız zaman imanımızı yoldaş eyle. Bizim de arkamızdan bizlere Fatiha okuyan rahmetli anan dostlarımızı, komşularımızı, evlatlarımızı eksik eyleme ya Rabbi. İlahi ya Rabbel alemin, şu mübarek bayramda şu kabristanı ziyaret eden bütün kardeşlerimizin günahlarını affeyle. Görevlerinde başarılar ihsan eyle ya Rabbi. Dünyamızı da ahiretimizle güzelleştir ya Rabbi. İlahi ülkemize, milletimize, devletimize huzur ve mutluluk ver ya Rabbi. Birliğimizi, beraberliğimizi daim eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbel alemin, ellerimizi boş çevirme ya Rabbi. Amin. Seyyidil Enbiya'yı ve Mürselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Kafeye iman ehli İslam ruhları için. Şu kabristanda yatan bütün mümin kardeşlerimizin ruhları için. Hasreten niyetine okumuş olduğumuz merhume annemizin ruhu için. Rızalillahi Fatiha. Hava sıcaktır bakalım inşallah. Yoksa kavrulmuş oluyor. Kavrulmuş. Evet. Allah razı olsun. Eder misin? Neresi ki kim var? İnşallah. İşte Zeynep'in ameliyat oldu. Abi öncüsün. Abi şu anda bana Ülkesinde üstüne ben sana. Ülken nerede abi? Sen de ki, sizden şeye kadar gelebilir miyim?